Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Eylül 2020. Dil Bayramı'nı kutluyoruz bugün. Hep birlikte 1932 yılına gidelim istiyorum ben bugün. 26 Eylül 1932'ye gidelim. İlk Türk Dil Kurultayı'nın kurulmasına, Dil Bayramı ilan edilmesine, geçilen yollara, aşılan engellere, Atatürk'ün isteklerine, İnönü'nün çekincelerine, evrimcilere, millicilere, Türk halkının okuma yazma oranının ne durumda olduğunu ki okuma yazma oranı 1923'te yüzde 10'du. Yani yüzde 10'u okuma yazma biliyordu, yüzde 90'ı okuma yazma bilmiyordu. Bunu hani derler ya Atatürk harf devrimini yapınca ya da dilde sadeleşmeyi yapınca birçok insan bir anda cahil kaldı diye. Yüzde 90'ın okuma yazmadığı bir ülkede nasıl cahil kaldıklarını hadi varın size bırakayım o soruyu. Şöyle bir bakalım Atatürk'ün isteği üzerine dil işlerini yürütecek bir oluşumun kurulmasına karar veriliyor. Bu bakımdan Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932'de kuruluyor. Sonra Türk Dil Kurumu çok sayıda bilim insanı, gazeteci, yazar, devlet insanı ve sanatçı gibi önemli meslek gruplarını topladı. Türk Dil Kurultayı'nı yapıyor 26 Eylül 1932'de. Türk Dil Bayramı da Türk Dil Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül 1932'den bu yana Kutlanıyor. Bu sene 88. sene kutluyoruz. Hadi gelin Turgut Özakman'ın Cumhuriyet Türk, Türk Müzesi kitabının sayfalarının arasına dalalım ve gidelim 1932 yılına. 1932'de sade e, dil üzerine değil, önce 2 Temmuz 1932'de Ankara Halk Evinde birinci Türk Tarih Kongresi toplanmıştı. Mustafa Kemal Atatürk tarihe de Türk tarihine de çok önem veriyordu. Gazi Kongre'nin kapandığı akşam yani 11 Temmuz 1932 akşamı Türk Tarih Kurumu üyeleriyle birlikte Falih Rıfkı Atay ve Ruşen Eşref Ünaydın'ı da yeni köşke yemeğe çağırmıştı. Yeni köşke taşınmışlardı. Her şey sade ve zarifti. Fazla bir tek süs, gereksiz bir sehpa, bir tablo bile yoktu. Çalışma odasının bitişik kitaplık bölümü hepsinin gözlerini kamaştırdı. O kadar çok kitap vardı." Buradan da anlıyoruz ki Gazi Mustafa Kemal'in dilde sadeleşmeye verdiği önemin altının hiç de boş olmadığını anlıyoruz. Bu arada küçük bir şey de ekleyelim. Harf devrimi de 3 Kasım 1928'de gerçekleşmişti. Şimdi sadeleşme zamanıydı. Bir süre tarih ile ilgili konular görüşüldü. Gazi "Dil işlerini düşünecek zaman da geldi ne dersiniz?" diye sordu. Hazır bulunanlar bu öneriyi sevinçle onayladılar. Dilde Arapça ve Farsça etkisi sürüyordu. Birçok gazete haberlerini öğrenciler anlamakta zorlanıyorlardı. Az okumuşlar hiç anlamıyorlardı. Öyleyse Türk Tarihini Tetkik Derneği gibi bir de ona kardeş dil derneği kuralım. Adı Türk Dilini Tetkik, Tetkik Heyeti olsun dedi Gazi. Bir dilekçeyle başvurmak gerekiyordu. Bunun için en az dört kurucunun belirlenmesi gerekti. Samih Rıfat Bey'in başkan, Ruşen Eşref Ünaydın'ın genel sekreter iki üyenin de Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Celal Sahir Erozan olmaları kararlaştırıldı. Dernek için bir tüzük hazırlamak gerekiyordu. Gazi kolay yolu gösterdi. Şimdilik de, de Türk Tarih Kurumu'nun tüzüğünü alırsınız, lazım gelen yerlerine cemiyetinizin adını ve gayesini yazarsınız, yenisini sonra düşünürüz. Dil Kurumu'nun koruyuculuğunu da üstlendi. Tarih gibi dil sorunlarıyla da ilgileneceği anlaşılıyordu. 12 Temmuz'da kuruluş dilekçesi verildi. Dil Derneği kuruldu. Ankara Halk Evi'nde açılan bir odada çalışmaya başladı. 26 Eylül kurultayından sonra Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün arkasındaki iki katlı küçük bir binada çalışacaktı. 15 Temmuz akşamı Gazi Afet Hanım, Sabiha ve Maiyeti İstanbul'a gideceklerdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen bir haberin Gazi'yi çok memnun ettiği görüldü. Aldığı haberi açıklamadı. Türk Dil Kurumu Başkanı Samih Rıfat Bey ile Genel Sekreter Ruşen Eşref Ünaydın'ı da birlikte gelmeleri için davet etmişti yolda dil konularını görüştüler. Osmanlı'dan sorunlu, yaralı, derdi çok bakımsız bir dil devralmışlardı. Larus'un Türkçe çevirisi için yapı, çalışıldığı zaman Osmanlıcanın kavramlar ve terimler bakımından ne kadar yetersiz ve ne kadar kısır olduğu anlaşılmıştı. Türkçeyi hem Arapça ve Farsça etkisinden temizlemek, hem sadeleştirerek konuşma diliyle yazı dili arasındaki büyük ayrılığı azaltmak, hem de zenginleştirerek bir bilim ve kültür dili yapmak gerekiyordu. Gazi dedi ki bir dil kurultayı toplayalım. Türkçenin bütün sorunlarını içeren bir gündem hazırlayın. Dilde sadeleşmeye karşı olanları, duraksayanları, kuşkusu olanları da çağırın. İsterseniz kadın erkek halk da katılsın. Genel kurmaydan izin alın. Subaylar da katılabilsin. Bu dil hepimizin. Dilimizi böyle geniş ve özgür bir ortamda tartışalım. Yolumuzu ona göre çizelim. 18 Temmuz 1932 sabahı İstanbul derin bir sessizlik içindeydi. Bir iki martı sesi duyulup söndü. Boğaz'ın Boğaz'ın üzerinde ipek gibi bir sabah sisi vardı. Tan yeri ağarmaya başlamıştı. Gazi erkenden kalkıp balkona çıkmış bekliyordu. Yumuşak, yüreğe akan bir ses, sabah makamında sabah ezanını okumaya başladı. Müezzin Türkleri kulluğa, Türkçe çağırıyordu. Tanrı uludur, şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydin namaza, haydin felaha. Diyanet İşleri Başkanlığı Ezan ve Kamet'in Türkçe okunmasını uygun bulmuştu. Gazi'yi Ankara'dan ayrılırken memnun eden haber buydu. 1928'de hutbede Türkçe okunmaya başlamıştı. Bunun ayrıca çok pasajları var bu konuyla ilgili. Hepsini okumayabilirim size. 1941 yılında Arapça Ezan yasaklandı. İlk Türkçe Ezan Saadettin Kaynak tarafından 1932'de Hicaz makamında okundu. 16 Haziran 1950'de ezan dili serbest bırakıldı. Demokrat Parti zamanında yani 1950'den sonra Türkçe ezan okunmadı. Türkçe ezan okunması kanunen yasaklanmadı. Halk kendi kendine tercihini yaptı. Dil konusunda iki akım vardı. Evrimciler dilde sadeleşmeyi kabul etmekle birlikte Türkçeleşmeye doğru hiç zorlama yapılmamasını istiyorlardı dilin zaman içinde kendi kendine sadeleşeceğini savunuyorlardı. Amaç Türkçeleştirme değil, sadeleştirmeydi. Oysa dilin tek sorunu sadeleştirme değildi ki. Hüseyin Cahit Yalçın evrimci akımı sözcülüğünü yapacaktı. Dilde sadeleşme tartışmaları başlayalı uzun yıllar olmuştu ama sadeleşme çok yavaş yürümekteydi. Gazetelerin haber dilleri bile ağırdı. Konuşma dili ile yazı dili arasında hala büyük fark vardı. Okullardaki matematik, geometri, fizik, kimya derslerinin bütün terimleri Arapçaydı. İkinci ve büyük grup devrimcilerdi. Amaç dili Türkçeleştirmek, millileştirmekti. Dilcilerin, edebiyatçıların, dil konusuyla ilgilenenlerin büyük çoğunluğu dilde devrimden, dilin temizlenmesi ve zenginleştirilmesinden, bir bilim ve kültür dili yapılmasından yanaydı. Bir de devrimcilerin aşırıları vardı. Onlar köy gibi, merdiven gibi yüzlerce yıl önce Türkçeleşmiş sözcükleri bile asılları Türkçe olmadığı için dilden atmak istiyorlardı. Bunlar tasviyeciler diye anılacaklardı. Gazi her akşam dilcilerle birlikte oluyor, tartışmalarını dinliyor, kendi görüşlerini de belirtiyordu. Dille ilgili Türkçe ve Fransızca çok kitap incelemişti. Dile tarih kadar önem veriyordu. Tarih tezi dile de yansımıştı. Birinci Türk Dil Kurultayı 26 Eylül 1932 Pazartesi günü saat 14'te Dolmabahçe Sarayı'nın girişindeki büyük salonda açılacaktı. Bildiri sunmak, konuşmak, dinlemek, üye olmak isteyenler akın akın geliyorlardı. Herkes davet edilmişti birkaç da öğrenci gelmişti. Öğrencilerden biri birkaç yıl sonra özel kalem müdürlüğünde görev alacak olan Haldun Derin'di. Uyarılmadıkları halde hemen herkes koyu giysiliydi. Katılanların sayısı 917'ye ulaştı. Büyük salona zor sığıldı. Aralarında Halit Ziya Uşaklıgil de, Nezihe Muhittin Hanım da, saz şairleri de, başı yeldirmeli köylü kadınları da vardı. Saat 14'te gazide de alkışlar arasında salona girerek yerini aldı. Türk Dil Kurumu Başkanı Samih Rıfat Bey bir konuşmayla kurultayı açtı. Başkanlığa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp seçildi. Başkanlık divanının kurulmasından sonra ilk konuşmayı Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip Bey yaptı. Neden dilde bir devrim yapılması gerektiğini çok güzel anlattı. Şiddetle alkışlandı. Kurultay 9 gün sürdü. Gazi her toplantıyı izledi. Türkçenin eskiliği, ana dil niteliği taşıdığı, başka dillere etkisi, gelişimi, ihtiyaçları, sorunları açıklandı, görüşüldü. Bildirilerde birçok kaynak gösterildi, örnekler verildi. Gündem dağıtılmıştı, görüşmeler o gündeme göre yürütüldü. İki kişi, Faik Ali Ozansoy ile Hüseyin Cahit Yalçın, nazik bir üslupla evrimciliği savundular. Dilde zorlama yapılmasının doğru olmayacağını söylediler. Bu konuşmaları yanıtlayan dilciler ve edebiyatçılar, niye devrimci bir hamle yapmak gerektiğini açıkladılar. Dilin sorunu çoktu. Bu sorunlar kendiliğinden düzelecek sorunlar değildi. Çoğu teknik sorunlardı. Uzmanların karışması zorunluydu. Hüseyin Cahit Bey ikinci kez söz aldı. Birçok konuda devrimciler gibi düşündüğünü açıkladı. Fuat Köprülü dil devriminin bir rönesans olduğunu söyledi. Devrimi ve Gazi'yi göklere çıkardı. 26 Eylül'ün dil bayramı olarak kutlanması kabul edildi. Derneğin tüzüğü görüşülerek kabul edildi, seçim yapıldı. Türk dili için ilk kez yapılan bu büyük kurultay Kazım Özalp'ın konuşmasıyla 9 Ekim günü sona erdi. O gece Türk Dil Kurumu'nun yeni yönetim kurulu üyelerini gazi yemeğe davet etti. Kurultayın gördüğü büyük ilgi hepsini mutlu etmişti. Ermeni asıllı üç Türk dilcinin güzel bilgili konuşmaları takdirle izlenmişti. Halit Ziya Uşaklıgil, Abdülhak Kamit Bey, Sami Paşezade, Sezai Bey gibi önemli edebiyatçıların devrimi benimsemiş olmaları devrimin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyordu. Gazi Dil ile ilgili yeni kitaplar alınması için 40 bin lira verdi. Evrimcilerin oldukça yumuşamaları, Türkçenin bakım ve onarıma muhtaç olduğunu kabul etmeleri bir aşamaydı. Ama Osmanlıca teriyakileri, dilde gericiler, dinciler Osmanlıcayı savunmayı sürdüreceklerdi. Devrimin özü bir kez benimsendikten, dil temizlenip, temizlenip zenginleştikten sonra bu gibi tarihin mantığına ters inatların ciddi bir anlamı kalmazdı. Dil açılan yolda akmaya devam ederdi. Hikmet Bey Gazi'ye büyük bir sevgi ve şefkatle baktı. Daha uzun zaman Türkiye'ye gerekliydi. "Kendinize iyi bakın paşam ne olur." dedi. "Bakmaya çalışıyorum çocuk." dedi Gazi. Gazi yaza kadar dil ve tarih kurumu çalışmaları ile ilgilendi. Bazılarına katıldı. Kendi de Türkçe köklerden yeni Türkçe terimler oluşturmaya çalışacaktı. Dilde sadeleşme başlamıştı. Üretilen sözcüklerden kimi tutuyor, kimi tutmuyor unutuluyordu. Bir dili yüzlerce yıllık tortulardan, takıntılardan temizlemek, dili çağa uydurmak, benliğine kavuşturmak kolay mıydı? Dilin asıl sahibi halk da sözcük üretmeye başlamıştı. Kaptı kaçtı o günlerin dile armağanıydı. Türkçe kendine geliyordu. İkinci Türk Dil Kurultayı 18 Ağustos 1934 Cumartesi günü saat 14'te Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. Gündem yoğundu. Birçok bildiri sunulacaktı. Bu kurultaya iki Sovyet, iki Alman Türkolog katılmıştı. Toplantıyı yeni eğitim bakanı Abidin Özmen açtı. 26 Ağustos 1936'da yine Dolmabahçe Sarayı'nda 3. Dil Kurultayı saat 14'te toplandı üyelerin ve davetlilerin dışında 15 yabancı dil bilgini, 45 halk evi temsilcisiyle Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Türkoloji bölümünden de 15 öğrenci katılıyordu. Toplantıyı Eğitim Bakanı Saffet Arıkan açtı. Kurultay başkanlığına da yine Arıkan seçildi. Bakalım Gazi Mustafa Kemal neden Türk dilinin sadeleştirmesini çok istemiş? Kendinden ötürü diyelim öncelikle kendisiyle yüzleşmesine bakalım. Gazi Nutu 15 Ekim 1927 günü saat 10'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okumaya başlamıştı. Nutu'nun okunuşu günde 6 saatten 6 gün toplam 36 saat 31 dakika sürmüştü. 20 Ekim 1927 günü saat 20.15'te Gazi Nutu'nun sonuna gelmişti. Gazi yazar milletvekillerini çiftlik istasyonunun üst katında öğle yemeğine çağırmıştı. Köşkten gelen sofracılar sade ve zarif bir sofra hazırlamışlardı. Tabii içki yoktu. Hepsi nutuğu çeşitli açılardan övdüler. Sene 1927. Gazi dedi ki: "Övgülerinize teşekkür ederim ama okurken önemli bir yanlışımın farkına vardım. Yer yer çok ağdalı bir dil kullanmışım." Falih Rıfkı Bey evet dedi. Biraz namık Kemal üslubu bunu anımsatıyor. Yakup Kadri Bey Osmanlıca imparatorluk diliydi dedi. Mahmut Soydan bu sözü daha da açtı. Tabii millet gibi dil de kozmopolitti, karmaşıktı. Tabii ki kozmopolitti ve karmaşıktı çünkü Osmanlı İmparatorluğu kaç kıtaya birden yayılmıştı, kaç millet birden barındırmıştı bünyesinde. Her milletin kendi dili vardı, kendi dilini konuşuyordu. Mahmut Soy'dan bu sözü bir daha açtı demiştik. Tabii millet de millet gibi dil de kozmopolitti, karmaşıktı. Ruşen Eşref Bey ilk fırsatta dili de millileştirmek zorundayız paşam dedi. Talih Rıfkı Bey bunun için öncelikle alfabe sorununu ele almak gerek diye hatırlattı. Yunus Nade Bey sordu. Bu iş bir ara konuşuluyordu sonra kaldı yoksa vaz mı geçtiniz? Gazi hiç vazgeçer miyim dedi. İsmet Paşa'yı ikna edemedim. Enver Paşa'nın alfabe deneyi ödünü patlatmış. Bir kere ikna oldu mu da bilirsiniz işi herkesten sağlam tutar. Bu hafta onunla görüşeceğim. Dil ve alfabe konusunu konuşmaya devam ettiler. Gazi'nin alfabe konusunda hayli bilgi derlemiş olduğunu, bu konuda yayımlanmış birçok yazıyı dikkatle okuduğunu anladılar. İsmet Paşa Gazi'nin ricası üzerine alfabe konusunda resmi olmayan bir çalışma yapılmasına razı oldu. Gazi, Necati Bey'i çağırdı, durumu anlattı. Başbakanın rızası var, konudan anlayan birkaç kişilik bir kurul kur. Altı abi konusunu olumlu olumsuz yanlarıyla incelemeye, bazı esasları belirlemeye çalışsınlar. Vakti gelmeden konuyu yaymayalım, bir aşama olarak milletler arası rakamları kullanmayı zorunlu kılabilir miyiz? Bunu da bir düşünün diyor. 20 Mayıs 1928'de rakamlarla ilgili yasa kanunlaşıyor. 1 Haziran 1929'da yeni rakamlara geçiyoruz. Türkçe hutbe dönemi var yine 1928'de daha önce de anlatmıştım sizlere. Sadri Maksudi Bey Türk dili için atlı bir eser yazmıştı. Gazi'den bir sunuş yazmasını diledi. Dil sorunları ile ilgili kitaba Gazi bir sunuş yerine genel bir değerlendirme yazdı. Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçli işlensin. Ülkesine yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Bu cümle dilciler ve yazarlar için bir rehber olacaktı. Yine Türkçe Kur'an'ın okunmasıyla ilgili pasajlar var. Burada e Kuran'ın Türkçe okunması değil, Kuran'ın okunup Arapça okunup Türkçe çevirisinin açıklanması, insanlara anlatılması anlatılıyor. Onu da daha uzun bölümler olduğu için başka zamana bırakalım istiyorum. İsmet Paşa ile ilgili bir pasaj var, hemen onu okumak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal demiş diye İsmet'in öne önce karşı çıkar ama ikna olduktan sonra da dört elle sarılır diye 1937 senesine gidelim hemen. İnönü Musiki Muallim Mektebi'ni ziyaret etti. Yeni güzel büyük binası, yeni açılan konservatuar sınıfları, öğretmenleri, çalışkan öğrencileriyle ciddi bir sanat ocağı olmuştu burası. İnönü sınıfları, sınıflara girdi, çalışmaları izledi. Müzik bölümü İnönü'yü çok iyi tanırdı. Çünkü İnönü her konsere giderdi. Görüş ve tavsiyelerinden yararlanmak için Bela Bartok, Hindemit gibi iki önemli müzisyen, opera ve tiyatro için Karl Ebert davet edilmişti. Devlet sanata bütün gücüyle destek oluyordu. İnönü bütün öğrencilere seslenerek önemli bir soruna değindi. Milli varlığın en güzel yanı olan güzel Türkçemiz, en doğru ve en düzgün telaffuzunu Türk sahnesinde bulacaktır. Bunu sizden bekliyorum. Bütün dünyada böyleydi. Bir dilin en güzel, en doğru, en düzgün söylenişi, eğitimli sanatçıların çıktığı tiyatro sahneleri de işitilir, bu söyleyiş örnek alınırdı. Bazı yeni öğretmenler İnönü'nün bunu biliyor bilmiyor olmasına şaştılar. Sene 1937 idi. Bugün geldiğimiz yerde insanlar, gençler özellikle Türkçeyi hiç iyi kullanmıyorlar. Ağızlarını yaya, yaya ağızlarında sakız varken, yemek varken konuşuyorlar. Hatta bazı devlet büyüklerimiz yemek yerken sohbet, röportaj bile verebiliyorlar. Bu öncelikle çok ayıptır. Hadi Türkçeyi iyi kullandın, iyi kullanmadın bir de bunu Yapamazsın diyoruz öncelikle. Sonra e, dille ilgili e, söylenmiş sözlere birkaçına bakmak istiyorum. Cemal Süreyya mesela, Cumhuriyet aydınlanması olmasaydı Türk edebiyatı bu kadar halklaşamazdı demiş. Ben de hemen e, Türk edebiyatına gittim, divan edebiyatına gittim. Divan edebiyatında dil Osmanlıcaydı. Fuzulliler, bakiler, neviler, kasideler, gazeller, beyitler, arız ölçüsü hatırlıyorsunuz değil mi edebiyat dersinde? onları öğrenene kadar öğretmenler de bize öğretene kadar epey bir zorlanmışlardı ama keyifliydi de bir yandan. Aruz veznini, çözmeyi çok sevmiştim ben. E Tuti mucizeyi guyem, ah ne desem laf değil diye gazeller vardı Nifi'nin gazeli bu da. Anlaması zordu. Tanzimat geldiği zaman birinci Tanzimat'ta dil sadeleşmesini istemişti ama başaramadı. İkinci tanzimat daha da dili daha da ağırlaştırdı. Bunu edebiyatçılar daha uzun uzun anlatırlar tabii ki. Ben şöyle üstün körü geçiyorum. Halk edebiyatı daha anlaşılabilirdi. Yunus Emre, Emrah gibi. Sonra zaten Mustafa Kemal Atatürk Yunus Emre'yi ve Emrah'ı Türk tarihini ortaya çıkartırken onları da ortaya çıkarttı, kazandırdı. Mesela Yunus Emre aşkını aldı benden beni, bana seni, gerek seni der. Adı güzel, kendi güzel Muhammed der. Emrah sabahtan uğradım ben bir fidana der. Cem Karaca da bunu çok güzel seslendirir. Elçek tabip elçek yarem üstünden der. Herkesin anlayabileceği bir şekilde. Hele aşık Veysel uzun ince bir yoldayım der. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa. Gidiyorum gündüz gece der. Bunu herkes anlar. Bir katıldığım dille ilgili programda Feridun Feridun Andaç'ın sözleri vardı. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkenin dilinde yazmış yazarları okumalısınız demişti Feridun Andaç. Söz bireyseldir, dil toplumsaldır demişti. Dil sürekli değişim içindedir. Toplum değiştikçe dil de değişir. Bir kültür dille beslenir demişti. Değişim deyince işte iyiye değişim, kötüye değişim biraz da kötüye değişim oldu son dönemlerde. Biliyorsunuz dillerden biri de Plaza dilidir. Plaza dilini Güldür Güldür Şov'da hatırlıyorsunuz değil mi? Bir skeci yapılmıştı. Çok çok komiktir ama çok iyi bir ayna tutmuştur beyaz yakalıları. Onlar genelde öyle konuşurlar. Eğer e, plaza dilini konuştuğunuz şirketin patronu plaza dilinden anlamıyorsa lütfen sakın onun yanında en azından plaza dili konuşmayın. Yoksa işinizden olursunuz diyeceğim. O Güldür Güldür Şov'un skecine giderek. Yine e, per yönde katıldığım zirvelerinde çok Plaza dili konuşan arkadaşlar olduğunu gördüm. Hatta bir sunum yapan genç bir hanım yabancı bir şirketin çalışanıydı. Sunumu Türkçeye bile çevirmemişti. Artık arkada sürekli İngilizce sunum dönüyor. O üzerine İngilizce-Türkçe konuşup konuşmaya, anlatmaya çalışıyor. İnsanlar anlıyor, anlamıyor. Sonrasında o sahneden indikten sonra söylemiştim hanımefendi hiç olmazsa Türkçeye niye çevirmediniz? Yani bu kadar Türk diline, Türkçeye bu kadar saygınız yok mu diye. Sonra başka arkadaş da, bir hanım da gelmişti bana. O da demişti evet ben de çok rahatsız oldum diye. Onlar dediler işte onlar anlıyorlar anlamıyorlar. Hayır efendim Türkiye'de yaşıyorsun. Türkçe Türkçe konuşacaksın. Tamam bir uluslararası dil geliştirdiler çalışan insanlar. Yurt dışı kaynaklı çalışanlar özellikle sürekli meet ediyorlar. Force ediyorlar. Brief yapıyorlar falan. Bunun gibi birçok şey güldür güldür seyrederseniz hakikaten. O da çok hoş bulacaksınız bunları. Ama bu gerçek yani mesajlaşma dili vardı. Hele bir dönem SMS'lerin olduğu zaman da artık o bir mesajı ne kadar en verimli kullanmak için karakter sayını azalt, sayısını azaltmak için çocuklar ses harflere direkt attılar. Ya da ne bileyim bir bir yazacak. B, I, R yazmaktansa bir rakamla yazmayı, bir karakter en azından yazmayı tercih ettiler. Öyle bir dil doğdu. Mesajlaşma dili doğdu. Sonra benim mesela şikayetçi olduğum bir dil var. Onu da her zaman söylerim. Bürokrasi dili, noter dili. Gidersin noterde en ufak bir şey yaptıracaksındır. Bir noter ka katibi sana güzel bir metin döker, hazırlar. Bakarsın içinde okumaya çalışırsın, okursun ama Allah'ım okuduklarından acaba ne kadarını anlarsın? Yani neye imza attığını çok zaman bilmezsin bile. Demiştim yani bunlar sadeleşemiyor mu? Bunlar ne oluyor diye. Dediler bazı terimler var ki onu anlatabilmek için Türkçe anlatabilmek için 2 3 Sözcük cümle kurmak gerekiyor ama bir tek bu sözcük tamamıyla onu anlatıyor diye. Fakat işte bürokrasi dili hakikaten ağır. Hukuk, avukatlık özellikle noter dili çok ağır. Dilde tabelalara da birazcık bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biz tabelalarımızı ya da giysilerimizin üzerine İngilizce yazılar yazmayı, tabelalara İngilizce isimler koymayı, şirketlerimize, her şeylere çok severiz yeni bir markalara. Fakat e, her yer İngilizce olunca artık çocuklar da İngilizce tabelalardan öğrenecek hale geldiler. Şimdi geldiğimiz durumda İngilizcenin yanına bir de Arapça tabelalar eklenmeye başlandı. Hani demişti ya Osmanlı kozmopolit bir e, imparatorluktu. Birçok millet yaşardı. Tabii ki birçok milletin de dili vardı. Aynı o şekle geldik. Şimdi Suriyeliler o kadar çok içimizde yaşıyorlar ki, o kadar çoklar ki onlar Türkçe'yi öğrenmek istemiyorlar. Onlar Arapça levhalar kullanıyorlar bizimkilerde onlar anlasınlar diye Arapça levhalar, tabelalar koymaya başladılar. Yemekçisi, restorancısı, kıyafetçisi, turizmcisi her şey Arapça olmaya başladı. Ee, mesela bir tesettür, bir de Arapça mı, Türkçe mi, Latin dilimi, mi, İngilizce mi kafası karışıklar var. Bir tesettür mağazası görmüştüm. Gülşah giyim. Tabelasında Gülşah yazması gerekiyor ama İngilizce yazıyor. G-U-L-S ha diye böyle bir karışık bir şey yapmış. Sen onu Gülşah okuyorsun ama, ama Türkçe değil o. Bir de daha da kafası karışıklar var. Osmanlı ile Amerika arasında kalmış onlar da. Mudanya'da görmüştüm bunu bir mobilya mağazasında. Önünden geçtim baktım yazısı çok komik geldi doğrusu. Döndüm tekrar geldim önünde durdum şöyle bir karşısında arabayı çektim. Kalktım çıktım arabadan fotoğraflarını çektim. Adı neydi derseniz payitaht home konsept. <laughs> Dedim arkadaşım biraz epey bir kafası karışıkmış. işte ekmek şovrumlar gibi bir sürü şovlar, startlar. Mesela basın da bunu çok kullanıyor. Medyadaki arkadaşlar da start aldı. Sözü en çok mesela at yarışı start aldı, bilmem ne start aldı, bilmem ne start aldı, ligler start aldı. Başladı diye bir şey yazamıyor musunuz? Ya da olmuş olacağımdır, gelmiş olacağımdır gibi böyle bir acayip Google Translate diyeceğim bir şey de icat oldu. bu yabancı sözcüklerin zaman zaman çok uluslararası kılığa bürünürler. Bunu başka türlüsünü söyleyemezsin. Mesela bunlardan en önemlisi şu anda son günümüzde yaşanan selfie. Selfie sözcüğü mesela uluslararası bir kimlik kazandı. Artık ona sen Türkçe görçek diyorsun ama olmuyor. Ya da bak çek görçek onu yap. Bir türlü olmadı, oturmadı. Benim içime sinen şimdiye kadar bir güzel bir sözcük türetilemedi bunu Almanlar ne diyor? Selfie mi diyor? Japonlar ne diyor? Bilmiyorum ama sanki bu selfie sözcüğü bir uluslararası kimlik kazandı dediğim gibi. Mesela Türkçede asansör de öyledir. İner çıkar dersin. Olmaz. O asansördür. Onu herkes bilir. Bugün sabahleyin Twitter'da şöyle bir gezinirken algıda seçicilik işte dille ilgili bir söz çıktı karşıma. Bir yerli atasözü. Bu dünyada hayatta kalabilmek için beyaz adamın dilini öğrenmeliyiz. Ama sonsuza kadar yaşamak için kendi dilimizi bilmemiz gerek diyor yerli arkadaşımız. Varlığını sürdürebilmek için diline sahip çıkman lazım. Bir de bir dilden daha bahsedeceğim son olarak artık. O da sevgi dili. E, Ateş İlyas Başsoy'un Radikal Sevgi diye bir kitabı var. Henüz okumadım ama biliyorum ne olduğunu. Sevgi dilini özellikle... E, öne çıkartır her zaman. Dilimizin sevgi dili, sözcüklerin sevgi sözcükleri olması gerektiğini söyler. Radikal sevgiden söz eder. Ee, onun katıldığı bir program olmuştu Bursa'da geldiğinde. Kiralık sözcüklerden bahsetmişti. Mihail Bahtin, sözcükler kiralıktır demişti. Ben de kiralık sözcükler diye onu yazmıştım hatta. Orada demiştim, siz hangi sözcükleri kiralıyorsunuz konuşmak için? İçinizde hangi sözcükler var? Ev sahipleri hangi sözcükler? Yoksa ayağınıza basıldığı, işinize gelmeyen bir şekilde bir şeyler olduğu zaman hemen böyle bir feveran edip en kötü sözcüklerinizi, hani içinizde en derinlerde sakladığınız çok kötü sözcükler var ya, acaba onları mı çıkartıyorsunuz? Biliyorsunuz ya sarhoşken insanın özü çıkar ya da biraz böyle ayağına basıldığı zaman refleks halinde çıkar o sözler. Zaten sarhoşun söylediği, ayağın düşündüğüdür derler. Yani frenler ortadan kalktığı zaman ne söylüyorsunuz? İyiliğiniz... E, şöyle bir yapay bir iyilik altta kötülük mü duruyor yoksa bütün top bir iyilik mi? Ani bir durumda o yapay iyilik kenara atılıp arkadaki saklanmış kötü dil mi çıkıyor dışarı hep kötü gözle mi? Ya bazen de öyle bir şey oluyor ki diliniz iyi konuşsa bile gözlerinizden aslında iyi olmadığınız ortaya çıkıyor. Dilinizin söylediğiyle gözünüzün, kalbinizin söylediği, beden dilinizin hepsinin birbirini desteklemesi lazım. Zaten insanın iyi olmaya çalışmaması lazım. İyi olması lazım. Her iyilik yapan iyi değildir. Her güzel konuşan, tatlı dil kullanan iyi değildir. Yani bunları bilmek lazım artık. Kalp iyiliğini, ruh iyiliğini sağlamak lazım. Görüyorsunuz çok kötü bir dil edindik. Çok agresif, çok saldırgan. Yani Mustafa Kemal Atatürk bize dilde sadeleşin derken yüz kelime, yüz sözcüğe sıkışın, onun da 80'i kötü olsun demedi herhalde değil mi? Daha güzel şeyler olması için, daha halka eğitimin, kültürün halka yayılması için, devletin, ülkenin bütününe yayılması için bunu yaptı. Fakat işte o çizgiden uzaklaşıldıkça, uzaklaşıldıkça geldiğimiz nokta maalesef ki bu oldu. Ben kendim şahsım olarak bu kitaptan pasajlar okuyarak size bir e, dil devriminin ya da herhangi bir devrimin öyle pıt diye şıp diye olmadığını anlatmak istiyorum. Aşamalarını, kademelerini göstermek istiyorum. Konuşula konuşula, tartışla tartışla olduğunu söylemek istiyorum her şeyin. İler tutar yanı olmayan şeylerle ortaya çıkılmadığını ve halkın da bazı şeyleri benimsediğini, bazı şeyleri benimsemediğini Mustafa Kemal Atatürk kendisi de söylüyor zaten. Böyle güzel bir oluşum olmuş. Fakat biz o oluşumu Lime lime parça parça etmeyi çok seviyoruz. Benim sizden ricam lütfen e, içinizdeki dilinizde olsun, kalbinizdeki dilinizde olsun, gözünüzde olsun, bedeninizde olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar.